saat 7.15. Süper FM'desiniz. Gevezenin oyununda. Bugünün ilk oyuncusu hattımda Nedim Erünsal. Ona ulaşmaya çalışıyor. Nedim kapat telefonu, meşgul çalıyor. Artık mikrofon bakalım Nedim'de mi? Alo. Nedim günaydın. Günaydın. Güzel bir sabah olsun. Aynı soruyu sana soracağım oyuna başlamadan evvel. Gerçekten de sevgilin ailesi seni istemezse ne yaparsın? Yani ne yapılır, ne yapmak gerekiyor? Hiç düşündün mü? Beni zaten istemediler. Ha, sen, ciddi misin? Evet. Yaklaşık 9 sene önce. Yeni tanıştığında mı istemediler yoksa... Yok, evlenme arifesinde. Siz tanışıyorsunuz, evlenmeye karar verdiniz. Evet. Ondan sonra... Sonra devreye kayınço girdi. Sana söyledi mi? Biz seni istemiyoruz birader mi dedi. Öyle de denmez ki be abi. O yardımcı oldu. Ha. Ne yani... Kayınpedere demiş ki ben... onu demiş daha önceden tanıyorum. Hı-hı. Çok iyi bir arkadaş. Bana kefil olmuş. O şekilde çözdük problemi. Ya yoksa hiç istemiyorlar mı ya? Evlendirmeyecekler, vermeyeceklerdi kızı. İşim gücüm yoktu o zaman. Hiç iyi bakmıyorlardı. Ne diyorlar? İşi gücü olmayana kız mı vereceğiz biz? Aynen öyle. Peki sonra işin gücün mü oldu yoksa? İşim gücüm de olmadı. Hala işsizim diyorsun. Nefis. ama şu an işim gücüm var. Peki evlendikten sonra mı işin gücün oldu yoksa? Evet, aynı şekilde. Demek ki evlilik bereket getirdi. Biraz öyle oldu. Milletin başını yakmak için nasıl altlık yapıyorum. Demek ki iyi bir şey bu. Siz de evlenin. Kaç yıllık evlisin peki? 9. Bir şey soracağım. Pişman mısın bak 9 seneden sonra? Biz bize konuşuyoruz. Yok, hayır. Kayınçom yanımda şu an. Adam dürüst en azından. Peki hazır mısın? Evet, hazırım. Şimdi senin için hemen bir tane zarf buradan seçiyoruz. Hangi soruları soracağımızı bir tane zarfı alıyorum. Arkası mumludur bu arada arkadaşlar. Bakın mumla kapalı. Bu arada gevezenin ekranını radyo ekranından seyredebilirsiniz Instagram'dan şu anda. An itibariyle zarftan soruları çıkardım. Ve hazır mısın? Hazırım. Derin bir nefes al çünkü bir dakikada 10 soru soracağım ve bu 10 soru seni 1000 lira nakit paraya götürecek. İşte başlıyoruz. Bir yazarın gezip gördüğü yerle ilgili yazdığı eserin türü nedir? Gezilen yerlerle ilgili. Seyahat edilen yerlerle ilgili. Seyahatname. 1970 yılında doğan bir kişi bugün kaç yaşındadır? 48. Flamenco dansının ana vatanı neresidir? Brezilya. Flamenco dansının... Arjantin. Flamenco dansının ana vatanı neresidir? Flamenco. Oley! İspanya. İç Anadolu bölgesinde komşu olmayan tek bir bölge var. Hangisidir? İç Anadolu bölgesine... Peki. İç Anadolu bölgesine komşu olmayan tek bölge hangisidir? Trakya. İç Anadolu bölgesine komşu olmayan tek bölge hangisidir? Trakya bölgesi. Ya ama Trakya bölge değil ki, Marmara bölgesi var. Marmara bölgesi de İç Anadolu'ya komşu. Yapacak bir şey yok ya, ne yapalım? Ya olmadı bu sefer, olmadı. Bu sefer olmadı. 15 gün katılamıyorsun ama biliyorum. 15 gün sonra senin yayında kayınço olmadan bir ararsan şunun metri detaylarını merak ediyorum abi. Harbiden merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi Gevze? Tabii ki. Bir de kayınçoyla altlı üstte oturuyoruz. Hiç şansımız yok. Çok güzel bir sabah olsun. Peki bakalım arkadaşlar. Eğer hazırsanız kız muhabbetini başlatacağım. Kızlar günaydın. 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 Şimdi açık açık hepsi açık.
mevzu şu. Bugün bahsettiğimiz konuda sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi bir çocuktan hoşlanıyorsunuz. Eve getirdiniz ya da işte ondan bahsediyorsunuz. Anneniz ya da babanız dedi ki ben bu çocuğu sevmedim. Ne oldu? Ne yapılır? Ne yapılır? Ay benimki demişti zamanında zaten. Peki dinliyorsa bağlansın diyormuşum seneler önce. Peki ne yapmak lazım? Sonra evleniyormuşsunuz siz. Bir sonra da aşk böyle şey yapıyormuş. Yok o pek mümkün değil. Kendisi ikinci evliliğinde şu an. Ne oldu canım yani? Bunun üçüncüsü var, dördüncüsü var. Ben Esat abi senden bahsediyoruz. Aynen. Kulakları çınlasın. Şu anda Esat abi 7. evliliğini yapıyor. Gerçekten Esat abi 26 yaşındaki eşiyle beraber 7. evliliğini olduğuna göre Esat abinin kaç yaşında olduğunu siz hayal edin. Eleme sorusu. Ne yapmak lazım peki? İstemiyor. Ya bir orta yol bulmaya çalışmak gerekiyor. Bir de aileler bir şey görüyorsa ondan sonra mutlaka bir şey çıkıyor genelde. Yani %90 böyle benim etrafımda gördüğüm. Ailesi hani annesi ya da babası özellikle istemiyorsa hani çok bastırıyorsa bu konu üzerinde hayır kesinlikle olmaz kesinlikle olmaz ama %90 diyorum %100 demiyorum genelde hep bir sorun çıkıyor. Ne gibi sorun çıkıyor? Yani çünkü şöyle bir şey oluyor aşık olduğun zaman muhtemelen gözün bir şey görmüyor. Tabii öyle bir şey var. Dışarıdaki insanların gördüğü başka bir şeyler oluyor. Anneler hissediyor. Bakamıyorsun o sırada o duruma. O zaman anne ne diyorsa onu yapacağız mı? Hiçbiriniz yapmamışsınız. Anneler hissediyor. Şimdi burada herkes atıp tutuyor. Anneler haklıdır. %90 haklıdır. Ama size geldiği gibi, zaman yok. Benimki öyle değil. Ve dediğim gibi orta yol bulunur. Orta yol nasıl? İşte annen diyor ki ya da baban diyor ki o çocuk serseri onunla evlenmeyi beraber olmak istemiyorum. Orada aslında işte öyle dendiği noktadan sonra hele de böyle ergenlik dönemiyse o şeyde. Ergenlik şimdi mesela. Ya, şimdi gittiniz dediniz ki. İş inada binince sıkıntı oluyor bence. Şimdi eve bir çocukla gittiniz. Anneniz babanız baktı ve dedi ki bu olmaz. Çok büyük bir sebepler olması lazım bana bu olmaz demeleri için. Ve şey dediler ya. Genelde saygı duyacaklarını düşünüyorum içimiz, ben. İçimize sinmedi. İçimiz almadı. Niye sinmedi? Öyle. Onu yani onu şey yaparım sorarım. Mantıklı gerekçeleri kabul şey edebiliyoruz. Diyorlar, neden? Diyorlar ki çocuğun işi o kadar iyi değil. Mesela çocuk simitçi. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir simit satıcısı bir bankacıdan daha fazla para kazanıyor Türkiye'de. Ama algısı yanlış algı. Hatta benim bir arkadaşım var simit işi yapıyor. Benden fazla para kazanıyor öyle söyleyeyim yani. Yani şöyle diyeyim ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Ailemi ve tanıdığım için. Ve sen diyorsun ki ben seviyorum diyorsun. Yani ister simitçi olsun ister toplayıcı olsun. İşiyle hiç fark ilgili etmez. Ben ona aşığım diyorsun. Bir şey sorun edeceklerini sanmıyorum. Etseler ne olur? Bilmiyorum yani konuşurum yani anlatırım. Şey yapar mısın? Karşı çıkar mısın? Hayır kardeşim ben falan böyle der misin? Düzgün yolla anlatırım onları da anlayacağını düşünüyorum. Ne ben, diyorsun? Benimkiler de anlar ya. Ne diyorsun? Hep anlayışlı insanların olduğu böyle şeydeyiz ne derler? Neyi yani şey olur ya bence sıkıntı olur. Ne gibi? Ailen istemiyorsa sen de üzerine bastırıyorsan bu konunun. Israr yani ailen hiç sevmedi. Hatta mesela ailen diyor ki sana söyleyemeyeceğimiz sonra, şeyler var. İlla mesela bir de böyle laflar vardı. Sana söyleyemeyeceğimiz şeyler. Ama neyi söyleyemiyorsun? Of bir şey söyleyeceğim. Nesli kısa ya ben burada çok zorlanıyorum ya. Benim yanıma gel Vida. Benim yanıma gel. Gel. Peki nedir? Yani ne yapmak lazım? Tamam. Dediğim gibi mesela çok güveniyorsun çocuğa diyorsun ki hani tamam ailem çok istemiyor ama ben bununla her şeyin üstesinden gelirim. Her zaman yanımda olur. Seninle birlikte bir ömür var. Ailem de çok istemesin deyip böyle güvenip eğer o kişiyle olmaya devam edersen illa mesela o çocuktan bir yerde bir sorun çıkar. Ben nesi diyor %90 veriyorum. Hı-hı. Ben %100 veriyorum. Peki şey demez misin? Yani çok görüyor ve artırıyorum. Çok büyük sorun aşk yaşıyorsun. Ve ailem de sana destek olur elbette ki ailen ama Sakin, ya çok, orada şeyi çok duymak kötü işte. Ben sana demiştim. O çok kötü. Aynen örnekler var. Bunları yaşayan peki, arkadaşlarım bir şey da var. Ben sana demiştim duymak yerine ciddi bir aşkı kapıya koyuyorsunuz. Adama aşıksın. Ben sana demiştim annen demesin, baban demesin diye adamı kapıya koymak. O aşk da bir şey oluyor biliyor musun? Mesela ne kadar büyük aşık da olsan bu sorunların yaşandığı bir ilişkide. Hangi sorunların? Sizin bir sorununuz yok.
annen sevmiyor çocuğu. Ya anne sevmiyor ama o seni sevmiyor. Etkiliyor evet, yani evet. Bunu etkilememe bir gibi durumu yok. Sana bir şey ben mesela etkileniyorum, etkilenirim yani. Bana bir şey söylüyor. Aranızda bunu... hiçbir şey yok ama sen yani çok iyi uyuşuyorsunuz. Aynı zevkleriniz var. Ruh ikizin. Ay efendim... tamam zenginse de evlenelim o zaman. Tamam işte onu. Ay neyse. Sen çocuğu bize güzel pazarladın. Onu kabulünüz yani. Şu an. Ve bakalım kimle oynayacağız sıradaki oyunumuzda? Oyuncumuz kim? Günaydın. Günaydın, merhaba Gevede. Kimle görüşüyorum? Burak ben. Burak, Londra'daki taksiler ne renk? O... Siyah tabii ki. Siyah, siyah. Black evet. Cap diyorlar onlara, siyah taksi diyorlar zaten. Normal evet. Taksiden daha da fazla para veriliyor bildiğim kadarıyla onlara. Normal, evet. Normal taksilerin üzerine para ödüyorsun. Daha önce hiç Londra'ya gittin mi? Evet, iki sefer gittim. Peki o zaman... Bir de şimdi bütün bu Londra anılarının yanına 10 soruda 1000 lirayı da yakalarsam diyorsun sırtım yere gelmez. Harika olacak. Peki sen ne diyorsun bu sevgilinin ailesi seni istemezse ne yaparsın? Ya aslında biraz bu hani önceden görüşülmesi gereken bir konu ama ben biraz üstüne giderim diye düşünüyorum. Üstüne en giderim derken? Sebepleri nedir? Yani. Altında yatan nedenler ha, nedir? Ha öyle yani babayı evet. Kuytuda kıstırıp yok, öyle diye anladım tamam. Yok. O şekilde yani sebepleri nedir ne dedi vesaire yapıp mesela ondan sonra sebepmeye uğraşırmış. Sebep olarak da mesela şey diyor kayınvalide. Ya sana kanım ısınmadı diyor. Sevmedim seni. Hadi bakalım. Yani neden ısınmadığını ona soru sorarak böyle biraz daha ifade etmesini sağlarım aslında. Kayınvalide de açık sözlüymüş. Sevimsiz bir adamsın. Öyle mi? Saçma bir şeyler söylüyor. En son artık sen bilirsin deyip dönüp arkamı gidip. Ha bırakır mısın kızı? Yani çok direkt yani bir sevimsizsin vesaire desen bırakıp gitmezsin ama hani böyle tabii iş biraz daha farklı yönlere kayabilir ama ben inatla başarılı olacağımı düşünüyorum. Var mı şu anda bir kız arkadaşın? Evliyim evet. Peki kayınvalide seviyor mu seni? Doğru söyle biz bizeyiz. Seviyor evet. Çok fazlasıyla seviyor fark ediyorum. İyi böyle... Seni sevsin diye özellikle bir çaba gösterdi mi zaman içinde? Yok hayır ya. Eğer olduğun gibi görünürsen eğer zaten bir şekilde yavaş yavaş. Hani ilk başta beni çok sevsin diye üstüne gidersen bence biraz geri tepiyor. Abi olduğun gibi gözükürsen o sıkıntı olabilir. Düşünsene mesela pazar günü kayınvalideyi alıyorsun. Anneciğim maça gidiyoruz. Lay 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 diye. Olduğun evet, gibi gözüküyorsun. Orada sıkıntı olabilir. Bu iyi haber. Daha korkunç olanı şu. Maçtan kayınvalideyle geldiğini hayal edebiliyorsun üzerinde formayla. Kayınvalide sim kaflı laflar ediyor. Lö, 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 falan diye. Hiç hoş bir sahne olmaz gebede. Abi yemin ediyorum. Yani, öyle bir ortam olduğunu hayal et. Hakikaten kayınvalidenle kayınpederinle maça gittiğini. Evet. Karın seni daha çok sevmez miydi? Ve üstüne maça gitmek için şeyin acayip iyi de bir şeyin var. Ne derler mazeretin var. Yine mi maça gidiyorsun? Ne yapayım hayatım? Kayınvalide ısrar ediyor. Annem ısrar ediyor. Gidelim diyor. Bundan daha güzel bir bahane olamaz. Gidelim diyor. Yemin ederim haftada 4 maç olsa 4'üne de gidersin o zaman. Kesinlikle katılıyorum. Hazır mısın peki? Geçti mi biraz? Geçti. Hazırım. O zaman... Zarfı açıyoruz. Soruları çıkarıyoruz. Ve... Evet. Zor ya bugün. Bu sorular zor. Zor. Sana zor geldi. Sağlık olsun. Ya yok dalga geçiyorum. Hep kolay diyorum biraz değişiklik olsun diye. Eğer hazırsan... Derin bir nefes al. Çünkü başlıyoruz. 10 soru ve 1 dakika süre başladı. Çok acıkan kişiler karınlarının ne çaldığını söylerler. Dil. 4x4 kaçtır? 16. Türkiye'nin uluslararası otomatik telefon kodu kaçtır? 09. Türkiye'nin uluslararası otomatik telefon kod numarası kaç? Bizim numaralar kaçla başlıyor? 0090. 90'ı kabul ettim. Halk arasında Prens Adası olarak bilinen adanın orijinal adı nedir? Marmara Adası'nda. Prens Adası. Urgaz Ada. İskoç eteklerinin, İskoçların giydiği eteğin adı nedir? İskoç erkeklerinin. Doğru sordun gibi de.
Braveheart'ta da vardı. Nerede vardı? Braveheart, Cesur Yürek. İskoç etek, İskoç erkekleri ne giyiyor? Aslında bu tam bir etek değil aslında. Bu bir kumaştır. O kumaşı etek gibi bellerine sararlar. Kilt. Kilt doğru cevap. Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yakınlaştırmaya yarayan iki mercekten oluşan alet nedir? Teleskop değildi. Doğru cevap dürbün. Dürbündü ama maalesef soru ya şey bitti. Süre bitti yani o anlamda. Dürbün doğru cevaptı. Zor değildi aslında sorular ya. Vallahi yani. Ya kilt biraz zorladı. Orada vakit kaybettim. Olsun ya, bu sefer olmadı. Teşekkür ederim. Ama ben de merakla bekliyorum. İlk 1000 lirayı kime vereceğiz diye. Daha kimseye 1000 lira veremedik ya. Ben soruları daha da mı kolaylaştırsak? Ne yapsak acaba ya? Olmadı geveze. 15 gün sonra görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Gevezenin oyunu. Kuru kafa veya da siyah bayrak doğru cevaptı. Kuru kafa cevabını bize veren bir dinleyicimiz şu anda hattımda. Güldeniz, günaydın. Günaydın Gevezen. Güldeniz, ya ne güzel burada cıvıl cıvıl geliyor sesin. Buna ilgili bir cevap da vermediğine göre Allah cezanı versin. Sana ne diyorsun? Sana ne cıvıl cıvıl geliyorsa? Sabırla dinliyorum. Sabırla. O kadar. Sabrettirecek kadar eğlenceli bir program yaptığımıza göre sabır. Ya hayır Geveze. Geveze hayır. Sadece Deniz diyebilirsin bana. Muhtemelen Deniz olarak tanıyacaksın. Ben senin sıkı bir takipçinim. Ha, nereden tanıyayım ya? Şimdi tanıdım seni Güldeniz. Ya işte, evet tamam. Böyle deyince tanıyorsunuz zaten. Peki. Deniz şunu merak ediyorum. Ola ki sevgilini ailen kabul etmedi. Eve getirdin çocuğu. Annen seni kenara çekti ertesi gün, dedi ki bu çocukla olmaz dedi. Ne yaparsın? Diyor zaten. Diyor. Evet. Sevgini sevmiyorlar mı? Ya hayır, annem kimseyi sevmiyor değilim, öyle değilim. Annen kimseyi sevmiyor. Allah Allah, çok enteresan ya. Evet yani öyle, hani herkesin çocuğu kendine kıymetli oluyor. Babam buna dahil herhalde anladığım kadarıyla. Babam bile sevmiyor annem. Öyle mi? Yani neyse, o konulara girmeyelim. Karışmayalım sakın. Peki, peki şey ne derler? Sen çocuğu gösterdiğinde ne dedi sana? Bir şey diyemedim, farkındaysan. Hala bir şey diyemiyorsun. Evet. Ya hayır, biraz annem şeydir yani, çok sevecen bir insandır aslında. Ama bu evlilik vesaire konuları olduğunda, işten olduğunda biraz şey oluyor, geriliyor. O yüzden yoksa şeydir, hani sevecendir. Tek kardeş misin? Tek çocuğum, evet. Ondan yani tek vermek istemiyorlar. Sebep bu, evet kesinlikle. Bir tek annem var zaten hayatta. Peki bir şey soracağım. Sevgilin almaya niyetli mi seni? Umarım öyledir. Ha, yoksa... ondan da emin değilsin. Yoksa onun ümrünü sıkar mı onun? Evet. Yoksa hani diz kapakları falan olmaz sanırım bir dahaki yaşamında. Abi ne güzel kızlar var ya. Bakalım. Gerçi arkadaşlar, bir kıza çıkmadan evvel iyice bir geçmişini araştırın. Baksanıza Güldeniz eski İtalyan mafyası kıvamında ya, diz kapakları falan. Peki sevgilinin bundan haberi var mı? Yani seninle evlenmesi gerektiğinden haberi var mı? Fazlasıyla var. Var. Niye? Çünkü dikkatini çektim. Yani benimle artık bu saatten sonra evlenmesen, benim Muzaffer diye bir arkadaşım var. Zaten tanıyorsun. Yok, Muzaffer'e gerek yok canım. Kendi işimizi bu zamana kadar kendim hallettim. Niye bir başkasını dahil edeyim? Yani düzgün neydi o ya? Yüzüklü bir şarkı var. Neydi o, hatırlıyor musunuz? Tek taşımı kendim aldım, dizlerini kendim kırdım. O yıllardır var zaten, onda sıkıntı yok. Sen şu anda sen şu anda benim anladığım kadarıyla heyecanlısın da. Birazcık evet. Şimdi bak, zarfını açıyorum. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Ve sorulara da şöyle bir bakıyorum. Hazır mısın? Alırım. Hazırsan, çok zor sorular geldi sana. Çok mu zor? Vallahi zor ya. Bu zor bir seri çıktı. Canın sağ olsun, ne olacak? Ama şansımızı deneyeceğiz değil mi? Tabii ki. O zaman ilk soru geliyor. Derin bir nefes al. Süreyi başlatmak üzereyim.
Portekiz'in kuzeyi ve doğusunda sınırı olan tek komşusu hangi ülkedir? Portekiz'in kuzeyinde ve doğusunda kara sınırı olan. Ay yani sallayacağım, Portekiz İspanya değil. İspanya doğru cevap. Var ya, yaptım güzelliğimi. Olayların ve tarihi olayların zaman sırasına göre dizilişini inceleyen bilim dalı hangisidir? Yok. Olayların ve tarihi olayların zamanını... Kronolojik bilim. Kronoloji doğru cevap. İnanamıyorum. Asansörde giriş katı düğmesi genellikle hangi harftir? G. Giriş G. Şiir genellikle hangi harftir? Pardon? Asansörde giriş katı düğmesi. Şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son eceleri arasında ses benzerliğine ne denir? Uyak. Kafiye, uyak. Alejandro Bad Romance Poker Face şarkıları kimindir? Lady Gaga. Newton yer çekimini kanunu bulduğunda kaç yaşındaydı? Nereden bilecekler bunu ya? 24. Ama süre bitti. Ya şeye çok takıldın ya. Vallahi çok takıldın. Nereye takıldığım konusunda fikrim bile yok. Zemine çok takıldın. Asansörde giriş evet. katı düğmesi. G, G, G diye. Ne bileyim ya. Ama zemin kat Z'ydi. Evet. Olmadı. Canınız sağ olsun. Artık bunun acısını da sevgilinden çıkarırsın diye tahmin ediyorum. Yok ya, nasıl olsa hediyeleri kendim yiyorum. Ondan niye acısını çıkartayım? O kadar acımasız değilim. Peki bir şey soracağım. Teklif yaptı mı? Teklif yapmadı ama hani aramızda böyle bir bahis geçti işte. Yani evlenmek istiyorum vesaire diye. Yoksa kendime gelin güvey olmuyorum lütfen. Hayır, şey için soruyorum. Mesela böyle teklifi böyle özel bir şekilde mi yaptı yoksa laf yok, yapmadı. Yapılmadı. Tabii yapılmadı henüz. Peki nasıl bir teklifte bulunmasını istersin? Belki dinliyordur diye. Muhtemelen dinlemiyordur, derstedir şu anda ama yani özel olarak düşünmedim ama basit bir şey yapmasını bekleniyorum. Ha, basit olmasın bilmiyorum. Yani öyle. Tabii hadi evlenelim falan dediği zaman derim, bilmiyorum artık. Yani dondurmanın içinden yüzük çıktı falan kesmez beni diyorsun. Yemekli bir şey olursa kesin yutarım. Sen de bendensin. Bu şarkı senin için geliyor. Ozan Doğulu, Namus. Süper FM'desiniz. Gevezenin oyunu devam ediyor. Bizimle kalın. Süper FM. Ve veda zamanı. Herkes sokakta atarlı. Farkında mısınız? İnanılmaz atarlıyız. Herkes birbirine kızgın. Hele hele trafikte. Sürekli bağırıyoruz, çağırıyoruz. Küfür ediyoruz. Hatta bazen şiddet gösterenler var. Psikologlar çok enteresan bir şey söylüyorlar. İnsanları anlamaya çalışırken şunları göz ardı etmeyin diyorlar. Eğer bir insan saçma şeylere bile gülüyorsa o kişi derin bir yalnızlık duygusu içindedir. Eğer bir insan çok uyuyorsa o kişi çok üzgündür. Üzgün. Eğer bir kişi az ama hızlı konuşuyorsa bir sır saklıyordur. Eğer bir insan ağlayamıyorsa o kişi güçsüzdür. Eğer bir kişi anormal bir şekilde yemek yiyorsa o kişi gergindir. Eğer bir insan basit şeyler için ağlıyorsa o kişi masum ve yumuşak kalplidir. Eğer bir kişi saçma veya basit şeylere kızıyorsa o kişinin sevgiye ihtiyacı vardır diyor psikologlar. Peki ya siz? Siz bunlardan hangisiydiniz? Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Yarın sabah Gevezenin oyununda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.